Merhaba hanımlar. Bugün D vitamini nasıl kullanılır bunu göstereceğiz. Bunun için farklı yöntemler var. Aslında herkes farklı bir şey söylüyor. Ekmeğin üzerine damlatmak, zeytinyağının içerisine karıştırmak ya da işte yoğurdun sütün içerisine karıştırarak da D vitamini tüketebilirsiniz. Ekmeğin üzerine de damlatabilirsiniz bu şekilde. D vitamini eksikliğine baktığınız zaman işte halsizlik, yorgunluk hissi sürekli, tansiyonun yükselmesi, onun dışında eklemlerde ağrı gibi şikayetleriniz varsa bunun için bir dahiliye doktoruna danışmanız ve D vitamininizi ölçtürmeniz gerekiyor. D vitaminini normalde vücudumuzda 40'ta 60 mg arasında olması gerekiyor. Ama bunun altına düşerse doktorumuz bize D vitamini veriyor. Doktorun verdiği uygulamayı nasıl kullanacağız? D vitamini nasıl kullanacağız? En kolay yöntemi ekmek yöntemi. Bazıları işte vücudun reaksiyonuna göre 10 damla, 15 damla, bazıları 3 ya da 4 damla şeklinde kullanabiliyorlar. Bebeklerde de kullanılan bir vitamin aynı zamanda D vitamini. Şimdi ben ekmeğimin üzerine doktorumun tavsiyesine göre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 damla damlatıyorum. Ardından ekmeğimi ağzıma atıyorum hemen. İşte bu yöntemle daha kolay D vitamini tüketebilirsiniz. Yine yoğurdun içerisine ya da sütün içerisine de D vitaminini karıştırarak tüketebilirsiniz.